Duygular nasıl eğitilir? Duygular nasıl olgunlaştırılır? Dolayısıyla olgunlaşmış olan bir duygu da rahatlıkla yönetilebilir ve yönlendirilebilir. Yani at bize binmeyecek, bindiğimiz ata biz onu yönlendireceğiz. Biz ata biniyoruz ama o bizi yönetiyor. O bizi yönlendiriyor. Yani biz şu tarafa doğru gidiyoruz, o bu tarafa doğru gitmeye başlıyor. Ve nitekim de öyle ya, çoğumuzun eğitilmemiş olan duygularımız bizi yönetiyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 16. mektuptan bir yer okuyalım. 16. mektubun içeriğini bilenler biliyorlar, bilmeyenlerle de ben paylaşayım. Bugün işleyeceğimiz konu duyguların yönetilmesiyle ilgili bir konu. Aslında duyguların olgunlaştırılması, duyguların tekamülü ve dolayısıyla da duyguların yönetilmesi. Belki de en büyük sorunumuz bu. Akademik olarak çok başarılı olabiliriz. Yani zihinsel olgunluk bizde olabilir. Doktor olabilirsiniz, mühendis olabilirsiniz, öğretmen olabilirsiniz. Aklınız çok iyi çalışır, çok iyi para da kazanabilirsiniz. Yani finansman olarak çok zengin olabilirsiniz. Fakat bu olgun insan anlamına gelmiyor. Adam doktor ama yalan konuşabiliyor, eşini dövebiliyor, iyi bir baba olamayabiliyor, iyi bir anne olamayabiliyor. Mühendis ama işte yarım yamalak işler yapabiliyor. Zihninizi bulandırmayayım ama bir sürü kafa karıştırıcı şeyler yapabiliyor. Ama mühendis, zihinsel olgunluk. Şimdi zihinsel olgunluğumuzu tamamladık diye biz olgun insan olduk anlamına gelmiyoruz. Trafikte üniversiteyi bitirmiş olmasına karşın başkasına bağırabiliyor. Direksiyonu yumruklayabiliyor. Hatta çocuklarımızı bile alıştırıyoruz. Çocuklar araba biner bilmez ilk arabayı kullandıklarında küfürle başlarlar genelde. Sanki arabayı kullanan kişi bir böyle karizması onu gerektiriyor sanki böyle. Peki o zaman olgun insan ne demektir? Bu konuyla ilgili o kadar çalışmalar var ki piyasada, o kadar fikirler, düşünceler, eserler. Yani insanın kendini yönetmesi peki demek ne demek? Risalelerden benim anladığım, Kur'an'dan, sünnetten ve dolayısıyla onun bu asırdaki tefsiri, Risale-i Nur bir Kur'an tefsiridir. Öyle bakıyoruz. Kur'an'dan Bediüzzaman'ın algıladıkları, anladıkları. Burada benim de oradan anladığım, Risale'de okudukça anladığım şey aslında olgunluk, tekamül, kamil insan olmak demek daha çok duyguların olgunlaştırılmasıdır. Yani sistem şöyle işliyor. İnşallah burada daha sonra okuyacağım. Sistem şöyle işliyor. Diyelim siz bir olaya öfkelendiniz veya bir olaya sevindiniz. Aynı olaya siz öfkelenebilirken bir başkası sevinebilir veya siz öfkelenebilirken, tepki verebilir, yumruk sıkarken, diş sıkarken bir başkası çok doğal karşılayabilir. Normal bir şekilde karşılayabilir. Neden böyle oluyor? Çünkü olay aynı. Neden? Bu sizin olaya verdiğiniz anlamla bağlantılı. Yani zihinsel boyutu var bu işin. Algılama diyoruz biz. Olguyu algılama. Anlama biçiminiz, dünya görüşünüz, bakış açınız, hangi açıdan baktığınız, inançlı bir gözlükle bakıp bakmadığınız. Tanesi bu. Risalelerde bununla ilgili dünya kadar bilgi var. Yani mesela insan ilişkileri, müminler arasındaki ilişkiler, iletişimle ilgili olarak Uhuvvet Risalesi var başlı başına. İki tane İhlas Risalesi var. Ve nasıl iletişim kuracağımızla ilgili çok ciddi prensipler var. Mesela bir ayet ışığından İdfa billeti ahsen ayetini izah ederken diyor ki sana kötülük yapana iyilik yap diyor mesela. Veya mümin kardeşini sever ve sevmeli. Fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, lütufla ıslahına çalışır. Yani ama biz öfkeleniyoruz. Böyle yumruğu indirmemek için, gözünü morartmamak için zor dayanıyor. Böyle. Ama bu ilkeleri biliyoruz. Önce bu ilkeleri bilmek. Fakat bu ilkeleri bilmenin yetmediğini hepimiz kendi dünyamızda bunu biliyoruz. Bu ilkeleri zihinsel, akademik olarak bilmek yetmiyor. Peki düşüncemiz, o olayı çocukluğumuzdan aldığımız düşünceler dahil, yani bilinçaltımız, yani anayasamız, yani hayata bakışımızı bize kazandıran akademik boyut, zihin, akıl boyutu, bilişsel boyut. Fakat o bilişsel boyutumuz, o zihinsel boyut bizim duygularımızı etkiliyor. Yani kitap pat diye aşağı düştü veya sizden birinizi düşürdünüz veya oğlum düşürdü veya eşim düşürdü. Şimdi ben o olaya dönüyorum, bir bakıyorum bir anda dönüşüm, kör müsün ya? Görmüyor musun? Değişim, karşı tarafın moralinin bozulması, havanın bozulması anlık oluyor bunlar yani. Ya mümin kardeşini sever beslemeli, fenalığı için yalnız acır, ben öfkelendim ama. Tahakkümle değil, lütufla sana çalışır ama ben tahakkümün ötesinde şiddet gösterdim yani. Nasıl oldu şimdi? Az sonra pişman oldum ya, kusura bakma yani, anlık bir tepki verdim falan. Veya kusura bakma demek de bir mertebedir. O da bir duygusal olgunluk ister. Yani ne oldu yani, iki cümle söyledik diye hemen böyle yüzünü müzünü astım falan. İyiliğini istiyorum ben yani. Dikkatli ol yani. Tabii valla ben çok dikkatli olmak hoşuma gitmiyor baba yani mi diyor yani, o istemiyor mu yani. Peki bakış zihinsel oldu ama duygular duygusal boyutu olmadı. Öfke devreye girdi. Hakimiyeti ele aldı ve yapacağını yaptı. Ne Kur'an'ı dinledi, ne sünneti dinledi, ne ilmi prensipleri dinledi. Yapacağını yaptı. Sonra
sonra oturduğu öfkeyle kalkan zararla oturur. Hasetle kalkan, aslında bu bir örnektir. Atalarımızın verdiği bir örnek. Yani negatif duygularla kalkan zararla oturur demektir. Yani hasetle kalkan, kıskançlıkla kalkan, adavetle kalkan, inatla kalkan zararla oturur demektir bu. Ondan sonra eyle. Zihinsel boyut. Zihin sana bir şey anlatıyor. Diyor ki işte bunu yap. Sonra duygu onu yapıyor. Sonra ortaya bir eylem çıkıyor. Diyelim her şey yoluna gitsin. Kitabı düşürdü. Olgun bir insan nasıl yapar? Duyguları da eğitmişse, o bakış açısı, duygular da o bakış açısını benimsemişse, kitap düşürdü. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben alırım, tamam. Siz aldınız veya kitabı aldı. Canını sıkacak bir şey değil, olabilir dediniz. Veya hiç bakmaya bile gerek yok. Yani olabilir. Kitap düşmüştür, almıştır. İlla senin yargılamana gerek yok ki. Yani her türlü olayı görüp onaylaman veya yargılaman veya tenkit etmen gerekmez yani. Düştü ve çocuk fark etti düştüğünü, aldı da yerine de koydu yani. Veya mutfakta bardak düştü, kırıldı. Evin hanımı kendisi kırdı. Sonra süpürdü, aldı, çöp tenekesine attı. İlla gitti bir şey söylemene gerek yok yani. Yani aferin demene de gerek yok. Yermene de gerek yok. Ama işte bu ihtiyacı hissedebiliyorum. Şimdi peki o zaman eksiklik ne? Ben acizane şunu fark ediyorum. Duygularımızın eğitilmemesiyle bağlantılı bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani duygularımız eğitilmediği için, duygularımız toy, tay kaldığı için, iki kelimeyi de kullanalım. Bir toy, bir de at. At yavrusuna tay denir malumunuz. Onlara bindiniz mi hemen sırtından aşağı atar o. Eğitilmesi lazım onu. Duygular da böyledir. Eğitilmediği için duygu acemi, duygu tepkisel, duygu refleksel, duygu nefsin de eğer etkisinde kaldıysa siz süreci yönetemiyorsunuz. Bu defa sizden çıkıyor. Bir de bakarsanız ki öfkeli bir adam diyorlar sana. Mesela kıskanç bir adam, haset bir adam demeye başlıyorlar size. Peki o zaman madem öyle, duyguların eğitimi gerekiyor, onu anlıyoruz. Peki duygular nasıl eğitilir? Duygular nasıl olgunlaştırılır? Dolayısıyla olgunlaşmış olan bir duygu da rahatlıkla yönetilebilir ve yönlendirilebilir. Yani at bize binmeyecek, bindiğimiz ata biz onu yönlendireceğiz. Biz ata biniyoruz ama o bizi yönetiyor. O bizi yönlendiriyor. Yani biz şu tarafa doğru gidiyoruz, o bu tarafa doğru gitmeye başlıyor. Ve nitekim de öyle ya. Çoğumuzun eğitilmemiş olan duygularımız bizi yönetiyor. Ve dikkat edin, adam 60 yaşındadır, 65 yaşındadır çocuk gibi kavga ediyor. Yani yaşı 65 olmuş, 70 olmuş ama bakıyorsun pencereden kafasını çıkarmış, çocuğa bağırıyor. Çocukla tartışıyor, çocukla kavga ediyor. Neyi? Bu adam hayat tecrübesi var, bir sürü şey öğrenmiş ama duyguları yönetemiyor. Yani duygusuna hakim olamıyor. Duygu devreye giriyor, onu ayaklandırıyor. Peki duyguların yönetilmesi nasıldır? Onunla ilgili inşallah birkaç yer okumak istiyorum. Tabii risalelerde okunacak o kadar yer var ki. Yani ama ben acizane herhalde şuradan olabilir diye. Herkes kendi açısından bakıp farklı tespitleri bulabilir. Şimdi 16. mektupta bir tane soru var. Soru şu. Diyorlar ki Bediüzzaman'a, halimi ve istirahatimi düşünen ve her musibete karşı sabır ile sukutumu istigrab eden, susmamı istigrab eden, şaşıran dostlarımın şöyle bir suali var. Şöyle bir soru soruyorlar. Sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahammül ediyorsun? Halbuki eskiden çok hiddetli ve izzetliydin. Edna bir tahkire tahammül edemezdin. Yani Bediüzzaman'ın etrafında talebeleri, çevresi. Adam idam sehpasına götürülmüş. Hapis süründürülmüş. Ya yani 3 tane hapis mesela Afyon, Eskişehir, Denizli. 3 tanesi, birinde 11 ay kalıyor. Birinde 20 ay kalıyor. Yani toplam 3 yıl kadar bir hapis hayatı var. Onun dışında hayatı sürgünle geçmiş bir adam. Tahkir ediliyor, aşağılanıyor, hakarete uğruyor. Talebeleri süründürülüyor. Peki bu kadar sıkıntılara maruz kalıyorsun ama bir taşkınlık yok. Ne kendisinde bu taşkınlık var, ne mahkemede bağırmalar, çağırmalar, Allah belanızı versin. Bir itiraz, bir baş kaldırıyor. Ama medeni bir şekilde kendini müdafaa hakkı var. Müdafaa ediyor kendisini. Yani o hakkını kullanıyor. Müdafaa ediyor kendisi mahkemelerde. Hatta mahkemelerde müdafaa ederken de şahsi müdafaa da değil, nefsi müdafaa da değil. Davasını müdafaa ediyor yani. Kelepçe getiriliyor. Ellerini koyuyor üst üste. Kelepçeyi atıyorlar. Gidiyor hapiste. Hapishanedeyken ne yapalım? Yani firar mı edelim? Yolları mı bulalım? Hayır. Hapisteyken ne kadar güzel. Burada da hizmet edebiliriz. Burayı bir medreseye çevirelim. Hatta Hazreti Yusuf hapishaneye girdiği için ona medrese Yusufiye de diyelim. Burası bir üniversite yapalım. Ne güzel. Hepimiz zaten sıkıntılı insanlarız. Sıkıntılar yaşayıp buraya gelmişiz. Sıkıntılarımızı giderelim. Olgunlaşalım ve çıkalım. Ne güzel yani. Topluma insan kazandıralım. Hatta öyle olmuş ki bazen demişler ki o Bediüzzaman'ın yanına, talebelerin yanına böyle diğer negatif insanları koymayın. Çünkü orada ıslah oluyorlar. Onlar da dindar oluyorlar böyle. Ne güzel böyle. Peki bunu nasıl yaptın işte? Bunu bize söyle. Bize anlat. Demek ki sen olgun bir insansın. Duygularını yönetebiliyorsun. Her şeyden mahrum edilmişsin. İdama götürülüyorsun. Ama sende bir taşkınlık yok. İyi de ama ben yan tarafta, yani yolda giderken korna çalındığında, adam hatalı solama yaptığında ben sinirlerim tepeme çıkıyor. Ya taşkınlığım orada başlıyor. Ya sen idam sehpasına götürülüyorsun. Hapis süründürülüyorsun. Bir taşkınlığın yok. Bağırma çağırman yok. Ama ben eşimin, çocuklarımın, yani
uzağa gitmeye gerek yok. İki tane yanlışına tahammül edemiyorum. Peki sen bu duyguları nasıl olgunlaştırdın? Şimdi bize bir formül sunacak. İki küçük hadiseyi, hikayeyi dinleyiniz, cevabınızı alınız diyor. İki tane olay anlatacağım ben diyor. O iki tane olaydan bu cevabı bulabilirsiniz. Nedir? Birinci hikaye, iki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebepsiz barladayken, barların müdürü, gıyabımda tezyifkârâne beni aşağılayarak hakaretli sözler söylemişti. Şimdi düşünün, biri size hakaret ediyor. Yüzünüze hakaret ediyor veya gıyabınıza hakaret etmiş, onu duydunuz. Bir saat kadar eski Sait damarıyla müteessir oldum. Bunlar her biri bir prensip aslında. Bir saat kadar eski Sait damarıyla müteessir oldum. Eski Sait ile yeni Sait arasındaki fark da budur. Eski Sait'te biraz tepkisellik var. Kendi iradesiyle bir şeyler yapma, mücadele etme var böyle. Hocaya karşı çıkıp itiraz etme var. Hoca kusura bakma diyor. Hocam sen orada yanlış okudun diyor. Düzelt onu diyor. Çocukken yani. Fakat yeni Sait döneminde öyle değil. Yeni Sait döneminde tam bir tekamül süreci var. Yani bize rehber olma noktasında kadere tam bir teslimiyet, kendini olgunlaştırma var. Dışarıdakiyle kavga değil, kendiyle kavga var. Yani ben acizane, kendi mesleğim gözüyle baksam, eski Sait, yeni Sait arasındaki fark, yeni Sait tamamen çevreyi bırakmış, kendi kavgasını veren bir insandır yani. Kendi kavgasını veriyor. Kendi büyük cihadı yapıyor yani. Büyük cihat da insanın kendi kavgasını vermektir. Nefsiyle mücadeledir. Kendi tekim hadis-i şerifte de var. Tebük seferinden dönerken Efendimiz diyor ki biz şu anda küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz değil mi? Peki şimdi eski Sait damarıyla 1-2 dakika müteessir oldum. Demek ki müteessir olacağız. Yani diyelim eve geldiniz, erkekler olduğu için söylüyorum. Geç geldiniz, dersten gittiniz veya ders uzadı veya bir arkadaşınızı bir yere götürmeniz gerekti. Dersten sonra siz arabanızla bıraktınız, hizmet diye bıraktınız. Saat 12'de geleceğim demiştiniz, 11.30'da geleceğim demiştiniz ama 12.30'da gittiniz veya 1'de gittiniz ve eşiniz de sizi bekliyor. Zili çaldınız, kapıyı bir hışımla açtı. Neredesin? Saat kaç? Dedi. Tezyifkârâne ve hakaretli sözler söyledi size. Burada geçtiği gibi. Siz de ne olacaksınız? Müteessir olacaksınız. Yani etkileneceksiniz. Etkilenmemek diye bir şey yok. Hocam öyle bir hale geleyim ki ben hiçbir şeyden etkilenmeyeyim. O zaman anestezi olabilirsin. Böyle bir şey mümkün değil yani. Biz etkilenmemize rağmen mücadele edebiliyorsak o zaman olgunlaşma süreci olur. Dedi ve etkilendiniz. Ama o etki devam ederken tepki yok. O acıyı yaşayacağız işte. O dediği an o acıyı yaşayacağız. Diyor ki bana söyledi de bir saat müteessir oldum. Siz de o an etkilendiniz. Tabii bu yenidir. Belki bugün gidip deneyeceksiniz. İlk provadır. Ama ilk prova biraz acemice olur. Susmayı tercih edersiniz. Hoca dedi ki müteessir olacaksın ama susacaksın. Susuyorum ben şimdi. Susuyorum tamam mı? Sen dua et ki böyle bir dersten geliyorum. Ağzının payını verecektim ama. Susmak. Neden? Çünkü o an duygular mantık tarafından yönetilemiyor. O yüzden öfkeliyle susmayı din öneriyor. Psikoloji öneriyor. Bakın dini kaynaklara bakın. Öneriyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam pehlivanı tanımlarken pehlivan duygularını yönetendir. Öfke bir duygu olduğu için Efendimiz öfkeyi diyor. En azgın duygu olduğu için. Şehvetini yöneten de pehlivandır. Hırsını yöneten de pehlivandır. Adavet, düşmanlık duygusunu, intikam duygusunu yöneten de pehlivandır aslında. Zordur. İşte olgun insan budur, duyguyu yöneten. Fakat olgunlaştıktan sonra şu moda girersiniz, kapıyı açarsın, neredesin? Canım kusura bakma ya, geç kaldım değil mi? Hakkını helal et ya. Valla bir arkadaşı bıraktım ama. Ya yolda niye aramadın? Unuttum aslında. Biraz da olgunluk aramaktır yani. Kavgayı çıkarmadan önce haber vermektir. Hakkını helal et falan, ben işte geç kalıyorum. Seni merakta bırakmayayım diye de aradım. Evet dediniz zaten, kavga da biter. Karşı taraf ne diyecek? Ha ne diyecek? Biz kavgaları nasıl çıkarıyoruz? Mesela düşün, biri geldi karşıma itildi. Sen çok kötü bir adamsın dedi bana. Ya işin bak kolay tarafı nasıl? Sen çok kötü bir adamsın ya dedi. Siz de deseniz ki doğru ya, ben de öyle düşünüyorum ya. İnşallah dua edin de Cenab-ı Hak beni ıslah etsin. Ne diyecek şimdi karşı taraf? Sen çok kötü bir adam. Kabul ettim zaten. Nasıl oldu şimdi? Ama şu abi, o kelimeyi deyince var ya iptal. Var ya gittim abim, gittim. Denge gitti benim var ya. Böyle beynime vurdu yani. Ben mi? Kötü adam sensin. Kendine mi bak kendine? İşte yeni Sait bunu yapmıyor. Farkı bu. Olgun insan portresi bu. İçindeki yarayla kavga ediyor. Psikoloji ilmi de bize bunu diyor. Öfkelendiniz. İçine dön. Niye öfkelendin? Niye öfkelendin bakayım? Bir bak bakayım. Problem senin içinde. Problem karşı tarafta değil. Senin içinde. Bir başkası öfkelenmeyebiliyor. Peki önce müteessir. Bu acıyı bir çekeceğiz. Tamam. Sonra nefsime dedim. Şunu anlıyoruz. Duygularımızı ya biz yöneteceğiz. Akılla, vicdanla, mantıkla ya da nefis yönetecek işte. Nefsime dedim. Cihat neydi büyük cihat? Nefis dedi değil mi? Döndüm nefsime. Karşıma aldım. Kendime dedim yani. Karşıma aldım. Ne bu ya böyle? Denge bozuldu böyle. Ne oluyor? Vuralım, kıralım, saldıralım. Ver ağzını payını. Oturt lafı.
altta kalma falan. Bir sürü şey söylüyor nefis yani. Nefsimi aldım, dedim ki onun tahkiri, onun hakareti ve beyan ettiği kusurlar, benimle ilgili açıkladık saydığı o böyle 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 bir adam. Dini kendi çıkarı adına kullanan bilmem işte şu şöyle bir adam. Eğer şahsıma ve nefsime aitse Allah ondan razı olsun. Ki benim nefsimin ayıplarını bana söylüyor. Vay be. Ben elini öpeyim değil mi? Harika bir şey değil bu demek. Ama belki adamın niyeti o değil. Adamın niyeti seni yok etmek aslında. Adamın niyeti senin itibarını yok etmek aslında. Sosyal itibarını yok etmek belki de. Eğer doğru söylemişse, dediği şeyler doğruysa beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan beni kurtarma yardım. Ama doğru değilse, peki iftira atmışsa değil mi? Bak hemen Allah'a havale ettik değil mi yani? Allah senin lan bu. Eğer yalan söylemişse beni riyadan ve riyanın esası olan yalancı şöhretten beni kurtarmaktır. Acayip bir şey ya. Neden? Evet, ben nefsimle müsalaha etmemişim. Nefsimle bir anlaşma yapmadım. Çünkü nefsimi terbiye etmemişim diyor. Aslında bu sözler nefsini terbiye eden bir adamın sözleri. Doğru mu? Ben nefsimi terbiye etmemişim. Nefsimle sözleşme yapmadım diyen birisi nefsini terbiye eden bir insanın sözleridir bu. Peki burada ne öğrendik? Anladığımı paylaşmak istiyorum. Birisi de bir şey söyledi. Bir kere biz ona vereceğimiz cevap Kur'an ve sünnetin dışına çıkamazsın. O çerçeve içerisinde kalmak zorundasın. Duygunu ancak öyle tekamül ettirebilirsin. Örnek vereyim. Şimdi nohut. Pişmemiş nohutu düşün. Pişmemiş fasulye. Yiyebilir misiniz? Yiyemezsiniz değil mi? Elinize alıp bakmazsınız. Koyarsın bir kenara durur. Şimdi bu nohutu terbiye edelim. Bu nohutu olgunlaştıralım. Kamil bir hale getirelim. Nasıl yapacağız? Suya koyacağız. Soğuk su değil herhalde değil mi? Soğuk suya koysak da sonra tencereye koyacağız. Doğru mu? Tencerenin altına bir acı vereceğiz. Ateş yakacağız. Ateş alttan yandıkça o yukarı doğru kaçmaya çalışacak. Ulan kaçmasın diye düdüklü kafasını kapatacağız. Diyeceğiz ki şu sınırlar içinde çıkma. Kur'an ve sünnet dairesi. Şu tencerenin dışına çıkma, çıkma. Dayan, dayan. Ama yanıyor abi, yanıyor. Dayan, dayan. Aşı diyor ki dayan, biraz dayan ya. Biraz, biraz. Bir saat, bir saat. Ama nohutlar yukarı doğru koşuyor değil mi? Kaçıyorlar. Ama kaçsan dahi tencerenin dışına çıkma. Çünkü tencerenin dışına düşersen seni alır direkt çöpe atarlar. Doğru mu? Gitti. O tencere bizim için Kur'an ve sünnettir. Onun dışına çıkamayız. Allah sistemi kurmuş. Kur'an ve sünnetle sınırlar belirlemiş. Sonra kainata acılar, sıkıntılar, dertler, problemler koymuş. Bu eşinin eliyle oluyor, çocuğunun eliyle olur, komşunun eliyle oluyor, trafikteki adamın eliyle oluyor, iş yerindeki adamın eliyle oluyor, Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in eliyle oluyor. Fark etmez. Alt komşu, üst komşu hiç fark etmez. Şimdi acılar geliyor. Acılar saldırıyor sana. Tencerenin dışına çıkmayacaksın. Çıktığın an kaybediyorsun işte. Çıkma. Abi yanıyorum. Yanacaksın işte. Başka şansın yok ki. Kamil insan böyle olunur. Mekke dönemine bakın aleyhissalatü vesselamın. Mekke döneminde peygamber aleyhissalatü vesselam ümmetinin müdafaa hakkı dahi yok. Bakın savaş izninden bahsetmiyoruz. Savaş izni değil. Müdafaa hakkı yok. Doğru mu? Yani kafasına işkembe konuyor. Kaldırıp da Allah belanı versin denmiyor. Neden? Çok enteresan bir sır var. Çünkü Mekke dönemindeki sahabelerin olgunlaşma safhasıdır o. Dayan diyor Efendimiz. Dayan. Ambargoya dayan. Yoksa Ebu Cehil bir köşe başında karanlıkta işini 5 dakikada bitirecek çok adam vardı orada yani. Yok muydu? Hazreti Ömer gibi yok muydu? Hazreti Hamza. O zaman kameralar yok. Işıklar yok. Tamam. Onların sayısı çoktu. Ama birebir görüşmelerde, birebir dövüşte Hazreti Hamza Ebu Cehil'i yere seriyor zaten değil mi? Peygamberimize hakaret ettiği için Mekke'nin dibinde bir tane ok indiriyor. Adam boyu boyuna yerde yani. Hayır hayır hayır. Çıkamasın diyor. Çıkamasın. Neden? Çünkü biz bir davayı omuzlayacağız. O davayı omuzlamak için de biz şu anda eğitimden geçiyoruz. Prova dönemi. O sana bir şey söyleyecek, bir şey demeyeceksin ve dayanacaksın. Bu sistem her yerde geçiyor. Mesela pazunuzu geliştirmek istiyorsunuz. Vücut gelişimine gitmek istiyorum. Abi ben güçlü biri olmak istiyorum. Ben artık 20 kilonun altına ezilen bir adam olmak istemiyorum ya. Ya 20 kilo sırtıma koyuyorum. 2 adım atıyorum tepe takla. Peki abi ben 50 kilo omuzlamak istiyorum. 50 kiloluk bir sorunu omuzlamak istiyorum. Büyük problemleri omuzlamak istiyorum. Tamam, ne yapacaksın? Vücut gelişimine gideceksin. Doğru mu? Eğitimleri alacaksın. Ağırlıklar kaldıracaksın, indireceksin. Kaldıracaksın, indireceksin. Buraların ağrımaya başlayacak. Kolların ağrıyacak. Belin ağrıyacak. Perişan olarak eve geleceksin. Ama yarın da bir daha gideceksin. Diğer gün bir daha gideceksin. Diğer gün bir daha gideceksin. Diğer gün bir daha gideceksin. Bir daha gideceksin. Bir daha gideceksin. Dayan. Oradaki eğitimci size ne diyecek? Dayan arkadaş, dayan. Kaldır. 30, şimdi 40 kilo, şimdi 50, şimdi 60, şimdi 70. Naim Süleymanoğlu, şimdi kaldır. Rekor falan. Yani Naim Süleymanoğlu yolda geçerken o yükü kaldırmadı yani. Oradan geçerken yolunu kestiler. Ya sen de şunu bir kaldırıver falan demediler bu adama. Aynen öyle de musibetlerin altında, problemlerin altında, sıkıntıların altında kalkmak için manevi dayanma. Hadi bakalım şimdi. Bundan sonra
sonra çıkınca böyle birisi bir şey söylediğinde susun bakalım, cevap verme. Cevap vermemek bile karşı tarafı cezalandırmaktır aslında da bir yerde. Bir adım daha ötesine gidelim. Hele bir de küfür etseler değil mi? Kem söz sahibine aittir diye bir ifade vardı mı? Ne diyor Risale'lerde? Yılan su içer, zehir akıtır. Arı su içer, bal akıtır. Herkes kendi fıtratının gereğini ortaya koyar. Kendi yaşam tarzını ortaya koyar yani. Efendimiz'i inkar etmişler ya. Çok enteresan geçen bir ayet okudum. Diyor ki seni dinlemiyorlar, seni inkar ediyorlar diye sen müteessir oluyorsun. Aslında inkar ettikleri sen değil, benim diyor yani. Beni inkar ediyor ya. Sen adam diyor ki bu adam kul. Allah için diyor ki sen yoksun ya. Yok diyor yani. Hakaret ediyor yani. Allah isterse onu yok eder ya. Peygamberler dayanmışlar. Nelere dayanmışlar? İftira, taşlanma, hakaret, aşağılanma. Ne deyseniz peygamberlerin hepsi yaşamış bunu. Peygamber sünnetine uymak demek aslında budur. Onların yaşadıkları gibi yaşamaktır yani. Sadece tuzla yemeye başlamak, abi işte selam vermek mesele bu değil. Sıkıntılara nasıl mukabele etmişler? Ama biz eşimizle mukabele edemiyoruz abim benim ya. Hadi onu geçelim de. Eşimiz ya, çocuğumuzla mukabele edemiyoruz yani. Ağzını burnunu kırarım senin. Bir daha duymayayım öyle bir şey. Ağzını burnunu kırarım senin yani. Böyle zannediyoruz ki ağzını burnunu kıracağız. Ya Allah sana gücü vermiş. Ben erkekler için söylüyorum. Şiddet gösterenler için söylüyorum. Allah sana bu gücü verdi ki o kadını koruyasın. Dövesin diye değil. Senden güçlü biri var, unutma. Böyle bir şey olur mu Allah aşkına ya? Niye dövüyorsun? Çünkü zayıf değil mi? Patronu niye dövmüyorsun? Git bakalım patronu döv. Git patron sana o kadar hakaret ettiği halde, işe geç gelirken sana şunları söylediği halde sesini çıkarmıyorsun 2 lira para için. Ama kadını zayıf görünce, çocukları zayıf görünce çullanıyoruz değil mi? Burada nefsi terbiye etmek. Burada Rabbim sen dur dediği için durmak. İşte nefis o zaman. Duyguların terbiyesi böyle. Ben böyle anlıyorum. Duyguları hiç dokunmadan terbiye olmaz. Duyguları üstüne gide gide, acı yaşaya yaşaya, acılara dayana dayana, daha büyük acılara dayandın mı o zaman bir yere geliyorsun. Ayet okuyorum şimdi ben size. Hazreti İbrahim'le ilgili. وَاِذْ بْتَلَا اِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتِي diye başlayan ayet diyor ki İbrahim'i bir takım kelimelerle, bir takım olaylarla imtihan ettik. İbrahim bu imtihanları tamamladı. İmtihanları tam verdi. Biz onu insanlara rehber yaptık. Peki şimdi ne demek? Ben şöyle anlıyorum. Rehber olabilmen için önce bir dayak yemen lazım. Önce bir problemlerle yüzleşmen, sınavlardan geçmen gerekiyor. Geçen bir arkadaş, böyle siyasete giren birisi, bir danışanım yani. Böyle ciddi bir şeyde yani, böyle geldiği noktada siyasetin içerisinde. Fakat bana gelmişler, eşiyle sıkıntıları var. Ama ciddi sıkıntıları var. Yani problem yönetemiyor. Ben şunu demek zorunda kaldım. Mübarek dedim. Sen millet davasından bahsediyorsun, anlıyorum ben seni. İyi de eşinle geçinemiyorsun ya. Millet daha problemli. İnsanlar daha problemli. Senin eşin yine merhametli. Eşin olduğu için yine bir yerde durur. Ama insanların problemleriyle nasıl baş edeceksin? Döverek mi böyle? Bağırarak mı? Aşağılayarak mı? Allah önce seni imtihan ediyor. Zaten sen bir yere geldin mi merak etme. Allah seni zaten önder yapıyor. O sınavları geç. Kime biz gidiyoruz? Sağlık konusunda vücudumuzu teslim ediyoruz. Al ameliyat yap, kes doğru. Doktor. O doktor ne yapmış? 6 yıl boyunca sınavlardan geçmiş. Soru sormuş, cevap vermiş. Soru sormuş, cevap vermiş. Ya bu cevaplar yanlışsa düzeltmiş. Yanlışsa düzeltmiş derken ona demişler ki git insanların vücudunu doğra demiş. Sen doğrarken iyi yaparsın demiş. Doktorsun demiş. Dışarıdaki olayla kavga etmiyoruz. O bir şey dedi bana. Akşama kadar kavga edersiniz. Akşama kadar kavga edersin. Ve dikkat edin, bir tespit paylaşıyorum. Kavgacı insanlara bakın, duygularını yönetemeyen. Yani insanlarla iletişim seviyesi çok düşük insanlar olduğunu görürsünüz. Herkese bağıran, çağıran, aşağılayan. Böyle 5-6 yaşındaki çocuklar gibi. Neden? Çünkü duygusal tekamül hiç olmamış. Tabii demin bir cevap dedim ya. Dedi ki sen kötü bir adamsın. Sen de ona dedik ki ona kötü olan sensin. O dedi ki sen hem kötünsün hem de şusun. Ha, sen de kötünsün, şusun, bir de busun dedi. Ulan sen bir yumruk atıyor. Tekme. Biz 18 yıldır evliyiz hocam. Eşim bir kere daha özür dilemedi benden. Bir kere. Dedim niye? Hocam ben hiç hata yapmadım ki dedi. Vallahi ve billahi. Ben hiç hata yapmadım ki hocam. Vay. Bence hata yapmadım derken hata yaptı. Bir insan, sıradan insanız ya. Zaten öyle bir insan olsa bizim oraya gelmez. Onu diyorum. Hiç hata yapmayan bir insansa ne işi var orada ya? Hata yapmadım demekle büyük hata yapıyoruz. Biri bu. Yani ben şunu onu anlıyorum. Terbiye dediğimiz şeyi dışarıdaki olayla kavga ederek değil, içinize dönerek, o duygunuzla konuşarak, o duygunuzu ikna ederek, sus bakayım, sus, karşıdakine değil, kendine dönecek, sus. Sonra bir yere geliyorsunuz, musibetlerin tenevvüü bana musikinin nameleri gibi geliyor. Üstadın ifadesi. Artık sıkıntılarla yaşamak musiki gibi geliyor. Do, re, mi, fa, Allah Allah. Problem çözmeyi sanat haline getiriyor yani.
Hemen bir ayet yine şey yapalım. 22. mektubu. Başındaki ayet "Vel kâzimine'l gayze ve afina ani'n-nâs vallahu yuhibbul muhsinin." Burada bir probleme cevap verme aşamalarından bahsediyor. Diyor ki önce öfkelenme diyor. Onlar ki cennet ehlini anlatırken "Vel kâzimine'l gayze." Onlar ki öfkelerini yutarlar. Demin ne demiştim? Kapıdan girdik. Neredesin dedi. Şimdi ilk birinci sınıfa giden, bu eğitimin birinci sınıfında olan kişi öfkesini yutar. Yani yönetir. Yutar demek yönetmek demek. Yutunca eğer sindirim sistemi çalışmıyorsa karın ağrısı yapar, sonra bir daha patlarsınız. Sindirim sisteminin de çalışması lazım. Şimdi birinci sınıf Müslüman bunu yapar. Belki Adem'in birinci sınıf insan. Eğitimi birinci sınıfına giden sesini çıkarmaz. Güzel bir seviye. İkinci sınıf ne yapar? Ve afine aninnas. Belki Adem'in el-gayet birinci sınıf. Ve afine aninnas. Onlar ki affederler. İkincisi öfkeyi geçmiş adam. Çoktan ikinci sınıfa geçti ya. Öfkelenmiyor yani adam. Affediyor. Çünkü problemi onda görmüyor. Kendisine görüyor ya, adam alışmış artık. Nefsinde gördüğü için ya kusura bakma diyor ya. Hatta karşı taraf haklı olduğu halde sıkıntı yok diyor ya. Problemi yok ya. Peki üçüncü sınıf ne yapar? Vallahu yuhibbul muhsinin. İhsanda bulunur. İkram eder. Ya bu seviye ya. Hazreti Hüseyin Efendimiz için anlatıyor. Hazreti Hasan da olabilir, bilmiyorum. Bir o zaman tabii hizmetkarlar var, köleler var. Onları bir bir hürriyetlerine kavuşturuyorlar. Her vesileyi dinimiz kullanıp köleliği bu şekilde kaldırmıştır böyle. Azat etmiştir ifadenizle. Şimdi misafirler var. Çorbayı getiriyor. Çorbayı getirirken Hazreti Hasan Efendimizin üstüne çorba dökülmüş oluyor. Tabii o da Müslüman. Köle de Müslüman. Hazreti Hasan Efendimiz'e yüz yüze geliyorlar. Diyor ki efendim ayet diyor ki vel kâzı minel gayn. Öfkelenmezler. Hazreti Hasan diyor ki ben öfkelenmedim diyor. Ama diyor efendim vel afine aninnas diyor. Onlar affederler diyor. Affettim seni diyor. Ama efendim diyor ki onlar ihsanda bulunurlar. Azat ettim seni diyor. Acayip bir şey ya. Kölenin Müslümancası da böyle oluyor işte. İhsanda bulunmak yani. Acayip bir şey. Hata yaptığı halde sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben toplarım. Problem yok, ben toplarım onu ya. Ha, ne olur üzülmene değmez. Hiç gerek yok. Mehmet Akif birisiyle sözleşiyorlar biliyorsun. Kar yağıyor. Fırtına oluyor. Yollar kesiliyor. Ama Mehmet Akif yine gidiyor. Sözünde duruyor. Adam gelmiyor. Mehmet Akif diyor ki ben çok yoruldum diyor ya. Orada merak ettim seni diyor. Merak et. Neredesin ya? Sonra telefonu açayım. Allah seni. Yani bu dünyaya cennet ehli olmak için geldik arkadaşlar. Karşı tarafla kavga ede ede gidersek cennette kavga olmadığı için bize yer yok. Kavgacıları cennete almayacaklar. İhtiyaç yok orada yani. Nefsiyle kavga edenler. Yani cennetin kapısına gittiğimizde ha, bu adam işte o kıvamda bir insandır deyip. Bir tanesi bu benim paylaşacağım. Diğeri nedir? 9. mektupta yine duyguların yönetilmesiyle ilgili bir yer var. Hatırladınız mı? Ne diyor? Salisen. Evet. Görüyorum ki yine bu duygulardan bahseden bir yer. Şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki dünyayı bir misafirhane-i askeri telakki etsin. Öyle de izan etsin. Ona göre hareket etsin. Ve o telakkiyle en büyük mertebe olan mertebe-i rızayı çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe pahasına daimi bir elmasın fiyatını vermez. İstikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Bir de burası. Duyguların yönetilmesiyle ilgili bu nokta. Peki bu ne demek? Bunu da değerlendirelim inşallah. Şunu anlıyoruz. Duyguları yönetebilecek olan insanın dünyaya tekme indirmiş olması lazım. Dünyayla güçlü bağı olan bir insan duygularını yönetemez. Yani bakışı şöyle olmasılı. Dünyayı en bahtiyar insan, en mutlu insan, en rahat insan dünyayı bir misafirhane olarak algılayacak, öyle izan edecek, oturtacak aklına, kalbine, ruhuna, ona göre hareket edecek. Böyle bir adam zaten kimseyle kavga etmez. Çünkü ileride diyor ki dünya öyle bir meta değildir ki bir kavgaya değsin. Adamın nazarında dünya diye bir şey yok ki dünya için kavga etsin. Dünya dediğin evdir, arabadır, şudur, budur, odur. Zaten bunun için kavga edilir. Ama adam dünyayı geçici bir alem olarak gördüğünde, bunu kendine inandırdığında bu adam kavga etmez. Otobüs durağında bekliyorsunuz. O duraktaki malzemeler var. O malzemeler için kavga eder misiniz? Ya bu benim. Ben önce oturdum. Bu sandalye benimdir. Az sonra kalkacaksın zaten. Kalkarsanız çok rahat kalkıp otobüse binip gidiyorsun. Başka şey oturmuşsa bana ne ya? Otursa otursun zaten. O koltuklar için kavga eden gördünüz mü hiç? Otobüs durağındaki koltuklar için. Adam oturmuş. Ben önce oturdum. Bu benim. Ben kalkmayacağım bir daha burada. Yok, otobüs gelince çok rahat kalkıp binip gidiyor. Çünkü burası kalıcı değil. Dünya hayatına böyle bakan adam duygularını yönetebilir. Birkaç örnek verelim. Hazreti İbrahim'den bahsetmiştim ya. Bir takım imtihanlarla onu imtihan ettik. Sonra onu ümmete önder yaptık değil mi? Bu ampuller var ya, şu armut şeklindeki ampuller. Biliyorsunuz içinde, o ampulün içinde tel var iki tane ve ortada yanan helezonik bir tel daha var değil mi? Sanırım bir 6 metre kadar uzunluğundaymış onun uzunluğu. Ama helezon
haline getirildiği için kısaltılmış oluyor. Şimdi bir tarafından elektrik giriyor. Elektrik acı veriyor değil mi insana? Parmağını istersen sokun denersiniz. Görürsünüz yakar adam yani. Elektrik yakar. Şimdi buradan yakıcı bir şey giriyor. Yakıcı bu telden giriyor. Fakat bu diğer o yanan bakır tel düz değil. Oval olduğu için o acıya dayanıyor. Yuvarlak ya. Acıya direnç koyuyor. Sabır. Direnç koyuyor. Hemen geç demiyor. Onu müteessir oldum. Bir saat müteessir oldum. O acıyı hissediyor. Dayanıyor. Fakat diğer taraftan da tel bir taraftan acı alırken diğer ucunu da başka bir yere bağlıyor. Tutunuyor. Urvetul vuska. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. İman ve ahirete iman. Allah'a iman. Tutunuyor ve dayanıyor. Dayan, dayan, dayan. Ne olursun? Nur olursun. Acıya bakır bir tel dayandığı için nura dönüşüyor mu? Nura dönüşünce rehber oluyor mu? Önder oluyor mu? Eşyayı bize anlatıyor mu? Gösteriyor mu? Şimdi bakır bir tel acıya dayanarak nura dönüşüyorsa bir insan sorunlar ve sıkıntıları ona dayanır, sabrederse işte Hazreti İbrahim olur, peygambere dönüşür. Topluma rehber olur, aydınlatan bir ışık olur, bir nur olur yani. Şimdi gelelim diğer örneğe. Yani dünyaya tekme koyamayan, öyle bir şey dedik. Dünyaya tekme vuramayan ileri gidemez. Bu bir kuraldır zaten. Tekme vuramayan gidemez yani. Bir örnek verelim. Bir şeyin içinde bulunursanız o şeyi arkanıza atmazsanız ileri gidemezsiniz. Bu fiziki bir kuraldır. Yani tekvini bir ayettir. Eğer bir şeyin içindeyseniz, içinde bulunduğunuz şey arkanıza atmazsanız asla ileri gidemezsiniz. Örnek verelim. Suyun içindesiniz, yüzücüsünüz ve ileri gideceksiniz. Nasıl yapacaksınız? Kulaç atıyoruz. Kulaç ne demek? Suyu arkaya atma faaliyetini biz kulaç diyoruz. Elini atıyorsun, suyu arkaya atıyorsun. Elini atıyorsun, su arkaya diyorsun. Arkaya, arkaya. Suyu arkaya atıyorsun. Suyu arkaya atınca nereye gidiyorsun? İleri gidiyorsun otomatikman. Ama suyu önüne topla istersen. Şöyle yap. Geri gidersin. Bu kadar basit. Dünyayı önüne topla. Topla. Başka bir örnek vereyim. Uçaktasınız. Uçak havada. Havanın içinde ileri gidebilmek için havayı arkasına atması lazım. Doğru mu? Motorlar ne yapıyor? Havayı arkaya atıyor. İtiyor havaya. Git diyor ya. Git yakamı bırak diyor ya. Sen yakamı tuttukça ben ileri gidemiyorum yani. Bırak yakamı diyor. Peki biz dünyanın içindeyiz. Dünyanın içinde olan bir insan dünyayı kendine hedef yapamaz. Çünkü içindesin. Sana hiçbir zaman hedef olamaz. İçinde kaldıkça boğulursun. Toprağın altında kalan bir çekirdek kafasını dışarı çıkmazsa çürür. Çıkacaksın. Biz nasıl yapıyoruz? Nasıl yürüyoruz? Mesela yürürken ileri nasıl gidiyoruz? Ayağımızı atıyoruz. Geriye doğru itiyoruz. Sonra diğer ayağımızı atıyoruz. Yeri geriye doğru itiyoruz. Sonra diğer ayağımızı atıyoruz. Yeri geriye doğru itiyoruz derken ileri gitmiş oluyoruz. Yani dünyayı arkamıza atıyoruz. Sürekli arkamıza atıyoruz. Lastik mesela nasıl yapar lastikler? Dönüyor. Dönerken ne yapıyor? Toprağı geriye doğru atıyor. Patinaj yapınca nasıl olur mesela? Toprak ne tarafa doğru gidiyor? Geriye doğru değil mi? Bakın dünyayı geriye atıyor sürekli. Geriye atamayan ileri gidemez. Ruhsal tekamülün, duygusal olgunlaşmanın hedefinde bir insan eğer dünyayı önüne koyar, onu hedef haline getirirse, gaye haline getirirse her şeyde kavga eder. Ama değersizleştirip araç haline getirdiğinde sıkıntı yok. İyi de hocam ama dünya lazım bize. Evet lazım. Uçağa da lazım. Uçağın uçması için havaya ihtiyaç var. Geminin gitmesi için suya ihtiyaç var. Bizim yürümemiz için yere ihtiyaç var. Doğru. Tamam. Peki uçak havayı kullanarak uçuyor. Madem hava o kadar önemli niye içine almıyor? Niye o kadar sıkı camlar koymuşlar? Niye havanın içeri girmemesi için her türlü tedbiri almışlar? Bıraksınlar canım hava güzel biraz içeri girsin. Ne diyor? Teknoloji bize ne diyor? Uçak bize ne diyor? Hava güzeldir. Araçtır. Vesiledir ama içine alma. Onu kullan bırak git. Onu kullan arkana at git. İçine alma. İçine alırsan tepe taklak gidersin. Zihnine alma. Kalbin içine koyma. Onlar birer araçtır. Hedef ulaşmak için birer basamaktır. Şimdi sen merdivenin basamağına bastın. Diğer basamağı yükseldikten sonra alttaki basamağa dönüp ya canım ya kusura bakma ayrılamıyorum senden aşık oldum falan desen ilerleyemezsin yani. Ona basıp basıp gideceksin. Peki havayı ne kadar içeri alıyor uçak? Ne kadar alıyor mesela? Ölmeyecek kadar değil mi? Yetecek kadar. İçerideki insanlar hayatını devam ettirecek kadar alıyor. Ama çok alamaz. Dolduramaz havayı. Havayı doldurduğu an küt aşağı. Gemiye bakalım. Gemi gidiyor. Neyin sayesinde gidiyor? Suyun sayesinde gidiyor. Doğru mu? Ama geminin içine su girmesin diye bütün tedbirleri almışlar. Ne olacak ya içine de su girse? Doldur içine canım lazım. Hayır geminin içinde su var. Ne kadar? İçilecek kadar. Ölmeyecek kadar. Hayatı devam ettirecek kadar bakalım. Dünya da böyle. Tıka basa yiyin bakalım. Tıka basa abi. Doymak nedir? Biri demiş ki doymayı ben şöyle anlıyorum. Öyle yiyeceksin, öyle yiyeceksin, öyle yiyeceksin. Sırt üstü uzanacaksın. Karnın öyle şişecek ki kafan kaldırıp ayaklarını görmek isteyeceksin.
göreceksin ama göremeyeceksin. Çünkü karnın şişmiş, engel oluyor. Yani şimdi doy, tıka basa doldur bakayım. Sonra kitap baş, geç bakayım. Kur'an oku bakalım, feyiz alır mısın? Bakalım ilimden feyiz alır mısın? Alamazsın. Manen gitti. Tıka basa gitmez o. İçine alamazsın. Ne kadar alacaksın peki? Dünya çok zengin olabilir. Hocam ben abi çok zenginim. Midemi hiç boş kalmasını istemiyorum. Kendine en büyük kötülüğü yapmış olursun yani. Müslüman zengin olacak. Burada problem yok. Zengin olacak, onu kalıcı hale getirmeyecek. Doldurmayacak. Limana gelmek için. Araç olarak kullanabilirsin. Kurtulmak için, dengeyi sağlamak adına bunu yapabiliyorsun. Duygularımızı yönetemiyorsak o zaman dönüp şuna bakalım. Acaba ben çok mu dünya hedefli bir insanım? Çünkü dünya hedefli bir insanın yanında bardak düşsün, kırılsın. Hadi gör bakayım neler olur şimdi. Çünkü bardak çok önemli. Masa kırıldı, çok önemli. Şu oldu, çok önemli. Klima bozuldu, çok önemli. Niye bozdun? Niye bağırır sana? Çünkü onun için çok önemli. Hedef bu yani. Gaye bu. Ama yok, bunlara birer araç olarak bakarsanız kimsenin kalbini de doğru dürüst kırmazsınız. Çünkü kırdığımız kalplerin çoğunun sebebi dünyevi şeyler. Dünyelik malzemeler diye. Cenab-ı Hak inşallah böyle duygularını kemale erdiren, ki tasavvufta da nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mutmaine, nitekim ra diye, mar diye diye olgunlaşma mertebeleri var. Bu da o. Artık kendimizi böyle inşallah ikinci sınıfa geçelim, üçüncü sınıfa geçelim. Ya ben şu anda bağıran çağıran bir adamım. Bundan sonra en azından bağırmayan bir adam olmak istiyorum. Bu öfke duygumu bir yöneteyim yani. Ya ben işte şu falan duygumu en az şu anda yönetiyorum. Hocam daha şu anda ben sesimi çıkarmıyorum. Bana yeter şimdilik ya. Sonra ben yavaş yavaş özür dileme geçerim. Ya hakkını helal et falan demeye geçerim. İyilik yapma boyutuna da ileride geçeriz. Zaten oraya geldiğimizde de inşallah artık melekler gıpta etmeye başlar. Selam çakmaya başlar. O bize müthiş bir keyif verir. Vay öyle inşallah. Cenab-ı Hak hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Lillahi teala et fatiha.